Değerli arkadaşlar merhabalar. Kripto Analist kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir videoyla yine sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Videomuzun yine konusu Terra Luna. Gündemden biliyorsunuz düşmüyor. Terra Luna'da yaşanan çöküşlerden sonra herkesin gözü bu coin'de olmaya devam ediyor arkadaşlar. Ben videoya başlamadan önce sizden ricam arkadaşlar kanalımıza destek olmak adına kanalımıza abone olmanızı, videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basıp arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ederim arkadaşlar. Terra Luna biliyorsunuz piyasayı çok derinden etkiledi. Şu anda yeni gelişmeler var arkadaşlar. Olay devlet boyutuna, hatta meclise, hatta hukuki boyutuna başladı konunun ve bu Terra Luna'yı nasıl etkileyecek? Ben size bunlarla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Videoda anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Kimseye al veya sat demiyorum biliyorsunuz. Yapacağınız yatırımı kendi başınıza karar verip çok iyi inceleyip bir yatırım yaparsanız çok daha doğru olacağını her zaman belirtmişimdir arkadaşlar. Dolayısıyla spekülatörlerden ve spekülasyondan uzak olmanız sizin yararınızdadır arkadaşlar. Ayrıca şunu da belirtmek isterim. Videoyu yani beğenirseniz arkadaşlar, yorumlar kısmında da belirtirseniz çok sevinirim. Evet, şimdi olayın Terra kısmına bakalım arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz bir video daha yapmıştım. Size gelişmeler hakkında bilgiler vermiştim. Ve bu gelişmelerde kriptolarla ilgili bir yasa hazırlandığından bahsetmiştim arkadaşlar. Terra için Güney Kore tarafında Luna'nın görüşüldüğünü sizlere söylemiştim. Şu an Terra'nın kurucusu The Von yaptığı açıklama, yani ilgili coin'in CEO'su Devon meclise çağrıldı ve acilen meclise gelip açıklamada bulunması emri kendisine verildi ve Güney Kore meclisinde üyeler ve kurul tarafından mevzu görüşüleceği açıklandı. Yani şunu açıklamak istiyorum arkadaşlar. Bu olay, bu gelişme ulusal bir duruma, hatta resmi anlamda çok ciddi bir önem arz ediyor ve bu olay global olduğu için Güney Kore açısından siyasal bir durum haline geldi. Bu kurul ilgili CEO Dovon'u meclise çağırdı ve meclise gelmesini şart koştu ve olayı anlatmasını ve neden böyle olduğunu açıklamasını kendisine emretti arkadaşlar ve bu konu meclis boyutunda açıklanılacak arkadaşlar. Peki bu durum neden gerçekleşti arkadaşlar ve bu durumu anlatmasını sonrası devlet tarafından da bu konuya el atılacağı söyleniyor. Normal şartlarda bu gelişme aslında kripto yasasındaki biliyorsunuz ruhunda bulunan merkeziyetsizliğe aykırı bir konu. Olayın bu kadar incelenmesi. Merkeziyetsiz olması bir özel ve özellik sağlamasına rağmen bu konu artık denetim altına alınacağını gösteriyor. Ve şu anda bu olaylar olurken arkadaşlar, bu merkeziyetsizlik yüzünden adamlara kimse hiçbir şey söylenemedi. Ve bu durum karşısında yatırımcıların bu uğramış olduğu çaresizlik
aslında merkeziyetsiz olması aynı zamanda. Uzun lafın kısası arkadaşlar, bu bir avantajken aynı zamanda da dezavantaj olduğu açıkça görülmüş oldu. Burada Güney Kore Devleti Duvon'a ve şirkete belli başlı uygulamalar getireceği şu anda görülüyor arkadaşlar. Uygulama derken arkadaşlar, en azından yatırımcının uğradığı zararları telafi etmesi açısından baskı yapacağını öngörüyorlar. Bu saatten sonra meclise yansıyan bu olayın ne olursa olsun bunun sorumluluğunu almaları istenecek. Bununla birlikte arkadaşlar, meclis üyeleri bir tanesinden arkadaşlar bu konuya tepki geldi. Belki sizler de takip etmişsinizdir. Güney Kore'de arkadaşlar oldukça popüler bir borsada, o kısımda da arkadaşlar bir deli işlemi yapıldı Terra Luna için ve bu da eleştirildi arkadaşlar. Şimdi meclis üyesi tarafından arkadaşlar, bir meclis üyesinin bunu eleştirmesi borsanın yaptığı deli işlemini eleştirerek arkadaşlar, Duvo'nun arkasında durması, bunu neden delist ediyorsunuz demesiyle konuşmalar mecliste gerçekleşti. Bu da aslında meclis üyelerinin arkadaşlar Duvo'nun arkasında durduğunu bir işaret arkadaşlar. Fakat bu demek değil ki arkadaşlar herhangi bir yaptırım gelmeyecek anlamına gelmiyor. Bununla birlikte arkadaşlar şunu da biliyoruz ki şu anda son kurtarma planı yapılıyor ve kurtarma paketi hazırlanmaya çalışılıyor ve bu oylamaya sunulacak arkadaşlar. Fakat görünen o ki arkadaşlar, Terra genelinde bu işe karşı çok fazla bir istek maalesef yok. Binance'in CEO'su bir açıklama yaparak çatallamaya gidilmemesi ve yeni bir ekosistem fikrinin mantıksız olduğunu belirtti. Bu da kafalarda şu soruyu uyandırdı arkadaşlar. Yeni bir coin açılırsa Binance buna olumsuz bir yaptırım uygulayıp bunu listelememe durumu olabilir mi? Kafalarda böyle bir soru işareti oluşuyor. Bununla birlikte arkadaşlar diğer Terra üyelerinin aslında ne olduğunu görmekteyiz ve duruma karşı çatallamaya fikrine karşı arkadaşlar bir olumsuz düşünce içerisinde olduğu bilgisi geliyor. Yani özetle şunu söyleyebiliriz arkadaşlar, çatallama kararı olumsuz bir yorumla ne olabilir? Bir çoğunlukla gelmeme ihtimali de olabilir. Hatta bu yüksek bir ihtimal olabilir. CEO bunu yapmak istiyor. Ancak kuruldan geçmeme ihtimali de bu yaptırımla olabilir arkadaşlar. Bu durumda ne olabilir? Bu durumda arkadaşlar Luna olarak şu an çatallamaya gitmeden devam eder. Fakat işin bu noktasında arkadaşlar yakın gelmesi ki lazım ki bunu düzeltme olsun. Bunu nasıl yapabilirler? USD ile arkadaşlar an itibariyle ortada bir USD gerçeğini görüyoruz. Batık bir USD var. Enkazdan bu coin'i nasıl kurtarırlar? Kimsenin arkadaşlar bir fikri maalesef yok. Yeni bir coin açıklansaydı bu da tabii çok da süper bir fikir değil arkadaşlar. Yani bence kendi fikrim olarak arkadaşlar, öbürü de çok büyük bir kurtarma planı olmasa da reddedilmesi durumunda bir gün arkadaşlar bu bir kurtarma planının Luna için uygulanabileceğini düşünmekteyim arkadaşlar. Durumlarda arkadaşlar genel olarak bu şekilde.
Bitcoin kaynağı olarak bilinen Brent tarafından arkadaşlar oldukça garip bir yorum yaptı geçtiğimiz günlerde. Bu garip yorumda arkadaşlar şunu söylüyor: küçük yatırımcısından büyük yatırımcısına kadar yenisinden uzmanına eskisine herkese insanlar bu yoruma ne dediklerini anlamaya çalışıyorlar. Olay nereye doğru gidiyor? Bunu anlamaya çalışıyor herkes. Yani özetle şunu söylemeye çalıştı: Luna'da bu çöküşün geleceğinin belli dedi ve bu omuz baş omuz formasyonu uygun dedi. Yani burada söylemek istediği mantıklı bir şey değil. Yani bunu anlamak çok zor. Stable coin'in kaymasıyla arkadaşlar, hatta stable coin kaydıktan sonra tutmak için bu kişilerin arz arttırması ve binlerce x düşürmesi omuz baş omuz formasyonunun nasıl oturuyor, bunu nasıl oluşturuyor kimse anlayamadı. Dalga geçer gibi bir açıklama geldi arkadaşlar. Omuz baş omuz formasyonu yapar ama bir 60 destekler, 90'a kadar baş gösterebilir ve daha sonrasında 30'a kadar çekilebilir örneğin. Ama bu şekilde yapılan, resmen bu açıklanan açıklama bu yok olan coin için çok garip kaldı arkadaşlar. Dalga geçer gibi bir açıklama oldu arkadaşlar. İnsanlar bunu tabi duyduktan sonra ne diyeceğini bilemiyor. Tabi bu uçan kaybolan paralar için herkes arkadaşlar anlamakta zorluk çekiyor. Tabi bu Brent'in yaptığı açıklamaya katılmamamla beraber piyasada sözü geçen birisinin bu açıklamayı yapmasını sizinle şundan paylaşıyorum. Yani piyasada böyle garip açıklamalar da oluyor. Yani özetle şunu söyleyebiliriz arkadaşlar: bu çöküşten sonra, bütün dünyayı etkileyen bu olaydan sonra CEO Duo'nun Güney Kore hükümeti tarafından sıkıştırıldığını ve olayı açıklamasını istiyorlar. Belki bu baskı arkadaşlar, bu yatırımcıların kaybettiği paraları kurtarmasını, yani kısmi kurtarması için belki etkili olabilir. Yani büyük bir ihtimalle de bu yapılan kurtarma projeleri büyük bir ihtimal red diyebilir arkadaşlar ve buna Binance'in çok yaklaşmaması ve kurul tarafından yapılan yorumlar şu anda bu kurtarma operasyonlarının çöp olabileceğini gösteriyor. Ama zaman içerisinde çaresiz kalınca buna doğru gidebileceklerini arkadaşlar düşünüyorum. Sizin de hani fikirleriniz benim için arkadaşlar önemli ve diğer arkadaşlar için. Siz de fikirlerinizi bu videonun altında yorumlar kısmına yazarsanız buna dönük değerlendirme de yapabiliriz. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi yatırımlar yapmanızı arkadaşlar temenni ederim. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. İyi günler arkadaşlar.